İşletme Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Sayın Ercan Bilgesi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcıları, Sayın Dekanlarım, değerli öğretim elemanlarımız, değerli konuklar, değerli mezunlarımız ve sevgili öğrenciler. Mezunlar Derneğimiz ve 3 fakülte olarak ortaklaşa düzenlediğimiz törenimize hoş geldiniz. Bizim üniversite çok köklü bir üniversite. Bizim fakülte bir o kadar köklü bir fakülte. Bizim fakülte bizim üniversite. Böyle başlamış biliyorsunuz. Benim özel bir durumum var bu fakültede. Bunu her vesileyle bu toplantılarda söylüyorum. Ben bu fakülte kodlama hatasıyla girdim. Tesadüfen kapanmakta olan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne dekan oldum. İnternetten öğrendim dekan oldum. Arkasından başta Allah arkasından sayın rektörüm ve sayın rektörüm uygun gördüler. İşletme Fakültesi'ne dekan vekili oldu. Çok ilginç bir durumdaydım çünkü iktisadi idareleri kapatıp işletme fakültesine dönüştürecek bir durumdaydım. Çok büyük bir üniversiteden, çok büyük bir fakülteden küçük ama daha güçlü bir fakülteye dönüştü. İşletme Fakültesi olarak, İktisat Fakültesi olarak ve Siyasal Bilimler Fakültesi olarak. Bu açıdan yeni fakültelerimizin daha güçlü ve daha rekabet gücü yüksek olacağına inanıyorum. Taşıdığımız ortak değerler bizim için çok önemli. Kurum kültürümüz bizim için çok önemli. Bunların hepsi çok önemli. Ben lafı çok uzatmayacağım. Sadece birkaç teşekkür etmek istiyorum. Bu üç fakültenin ve derneğimizin hep sahipliğiyle yapılan bir organizasyon. Bugünkü hazırlıklardaki emeklerinden dolayı dekan yardımcılarıma, Sayın Gülpınar Kerem Şinaydır ve Burak Arzola'ya, İktisat Fakültesi Dekan Yardımcımız Sayın Ahmet Yılmaz'a ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nin değerli yönetimine, dekanlarına ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Bu arada fakülte yönetimi olarak dün aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşımız Neriman Meriç hanımefendiye almadan geçebileceğim. Ne yazık ki buruk bir mezunlar günü yaşıyoruz bugün. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Demek istediğim son bir nokta var. Bir dekan olmak için yaşım biraz genç. Hayat bir takım olgunluklar getiriyor karşımıza. Henüz çok olgun değilim ama hayat bana bir şey öğretti. O öğrettiği şeylerden bir tanesi de insanlar belirli mevkilere geldiği zaman ellerinde çok büyük güç oluyor. Bunu fark ediyorsunuz. Önemli olan insanların bu gücü değil, önemli olan insanların bu güçlerini nasıl kullandıkları. Akademik kariyerleri her tarafta, yaşamında ben şeyi hep fark ettim. Birini tanımak istiyorsanız onun altında çalışacaksınız. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu noktada özel bir teşekkürüm var Sayın Bakanıma. Yıllar önce Sayın Bakanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışman olarak görev yaparken hocam izin verirseniz artık hocam diye hitap etmek istiyorum size. Bir gün bana bir şey dedi. Bana dedi belediyeden lojman tahsis ettiler. Ama ben o lojmanda oturmadım. Hala kendi evimde oturuyorum. Çünkü bir gün eğer o lojmandan gidersem benim çocuklarım o rahata o şeylere alışmasın. Hala bir şeyin değişmediğini görsün demişlerdi. Siz bunu hatırlamazsınız hocam. Bunu bana söylemiştiniz. Ben unutmadım. Sayın Bakan,
bakanımızı buraya çağırırken, değerli hocamı buraya çağırırken bir tek telefon ettik. Akşamında bize döndüler ve bugün aramıza katıldılar. Ömer hocam hep böyle mütevaziydi. Ne olursa olsun yine mütevazi, yine aramızda. O yüzden ben sayın hocama buraya katıldıkları için, bizi kırmadıkları için, bu yoğun programda burada oldukları için çok teşekkür etmek istiyorum. Elbette ki iki teşekkürüm daha var. Birincisi, mezun olmaktan, mensup olmaktan gurur duyduğum derneğimize teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarıma ve yöneticilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de benim için çok önemli bir teşekkür sayın rektörüm ve rektörümle beraber rektör yardımcılarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün dekanlarımız adına, sayın dekanlarımıza teşekkür ettim ama onların varlığı, onların desteği, bizim bu binalarda faaliyet gösteriyor olmamız, bizim bu kadar büyük imkanlarla bugün buralarda olmamız hep onların desteği sayesinde. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum.